Bütçede rekor üstüne rekor kırıyor ve Diyanet İşleri Başkanı da kendisine dur diyen olmadığı ve bilakis sırtı sıvazlandığı için e, toplum hayatıyla ilgili her konuda e, fetva yayınlayabileceğini düşünüyor. laik Türkiye Cumhuriyeti'nde. 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu orta vadeli ekonomik programda da bütçeler belli oldu. Kurumlara ayrılan bütçeler. Bakın Cumhurbaşkanlığına 3,8 milyar lira ödenek tahsis edildi. 2022 yılı için Diyanet'e ayrılan ödenek 16 milyar lira. 16 tane orta vadeli program açıklanmış. İnanır mısınız? Hiçbir tanesinin, hiçbir tanesinin hedefi tutmamış. Ekonomide 2020-2024 sonuna 3 yıllık hedeflerin konulduğu program Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlandı. Yürürlüğe giren o programda Diyanet İşleri'ne 2022 yılı için 16 milyar lira, Cumhurbaşkanlığına 3,8 milyar lira, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ise 2 milyar 88 milyon 593 bin lira ödenek tahsis edildi. Dolayısıyla bu OVP bir itiraf namedir. Diyanete ayrılan ödeneğin tüm kurumlardan fazla olması orta vadeli programın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2022 yılında 16 milyar 98 milyon 580 bin lira, 2023 yılında 18 milyar 620 milyon 802 bin lira, 2024 yılında ise 20 milyar 729 milyon 373 bin lira ödenek tanımlandı. Türkiye'de ne yazık ki, ne yazık ki işler Plansız, programsız ve kuralsız yürümektedir. Muhalefet orta vadeli ekonomik programdaki enflasyon rakamları üzerinden de yüklendi iktidara. Üste örtülmüş, ayarlanmış enflasyon rakamı, devletin açıkladığı rakam bile %19 geçti. Zamlar en az yüzde %30, 40, 50, %100, TÜİK açıklıyor 19. Ama TÜİK'in açıkladığı 19 bile çok yüksek bir rakam. Ağustos sonunda gerçekleşen %19,25'lik enflasyon oranı Merkez Bankası'nın yıl sonu için ortaya koyduğu %14,1 tahmini ve orta vadeli programa 2021 yılı sonu için yazılan %16,2'lik hedef rakamlar arasındaki farklar muhalefetin de dikkatinden kaçmadı. Bu enflasyon faizi beslemektedir. 19'luk, %19'luk faizle Türkiye, OECD'de faiz birincisidir. Erdoğan giderken, giderken düşük büyümeye, yüksek enflasyona, yüksek kura, yüksek faize, yüksek işsizliğe esir olmuş bir Türkiye'ye bırakarak gidecek. Güzel arkadaşlar sağ olun. Haberde dikkatimi çeken İyi Partili İsmail Tatlıoğlu'nun sözleri oldu. Muhakkak siz de dikkat etmişsinizdir. Plansız, programsız bir şekilde Türkiye e, yönetilmeye çalışılıyor dedi. Elhak doğru. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri satmaya karar verirse biz Patriot Hava Savunma Sistemi'ni alabiliriz dedi. Peki S-400'leri niye aldık? Rusya'ya onca parayı niye verdik? Amerika'dan parasını verdiğimiz savaş uçaklarını alabildik mi? Aramızı düzelteceğiz diye Amerika'ya yine avuç avuç vermeyi taahhüt ettiğimiz para kimin parasıdır? Bu halka soruldu mu? Ekonomik krizin can yakmakta olduğu ortada. Eylül ayındayız. Birazdan kırtasiye masraflarına bakacağız. İlkokul birinci sınıftaki bir öğrencinin kırtasiye masrafı. Geçen yıl ne kadar harcanıyordu? Bu yıl ne kadar harcanıyor? En basitinden ona bakacağız. Okullarda 18 milyon öğrenci için öğrenci başına aylık 60 lirayı bile bulmuyor ayrılan para. Öğrenci başına koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ayrılan para. 600 milyon liramız var okullara verecek dediler. Peki Amerika'ya Patriot savunma sistemi için verecek ne kadar paramız var? Tüm bunlar konuşulacak elbette. Seçime doğru hızla ilerleyen, hızla giden Türkiye'de. Bir de anayasa değişikliği söz konusu. Malum yeni yılın ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle söyledi. Yeni anayasayı milletin huzuruna getireceğiz dedi. Adli yıl açılış töreninde verilen görüntü de aslında anayasa değişikliği ile ilgili çok sağlam fikirler verdi. Her anayasa değişikliğinde geride bıraktığımız 10 yıl boyunca yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı güçlenecek denildi. Bu kez yine aynı şeyi söyleyecekler. Peki yine aynı şey mi olacak? Anayasa değişikliğini tartışacak mı bu toplum yoksa hayır, artık yeter mi diyecek? CHP lideri Kılıçdaroğlu anayasayı değiştireceğiz, sivil anayasa olacak elbette ancak siz gittikten sonra dedi. Parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için anayasayı değiştireceğiz ama önce sizi göndereceğiz dedi. <laughs> Yeni anayasa konusundaki süreci de yakından takip ediyoruz. Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Bizim çalışmamız güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Yeni anayasayı biz yapıp millete götüreceğiz. Diğer partilerin de anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda açıklamalarını bekliyoruz. Erdoğan'ın çağrısı anlamsız ve dayanaksız. Başkanlık sistemini temel alan bir anayasa hazırlıyorlar. Cumhurbaşkanının her ne şekilde olursa olsun diyerek çıkarmak istediği yeni bir anayasayı muhalefet de istiyor. Herkesin anayasası olacak bir metin vurgusuyla. Anayasa için toplumsal uzlaşma olması lazım. Bizim çalışmamız güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Yeni anayasayı biz yapıp millete götüreceğiz. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız da Birlikte kendi hazırlığımızı yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Yeni anayasa ile ilgili Cumhur İttifakı kararlı kendi taslağını hazırlayıp bitirme aşamasında. Muhalefet de çalışıyor. Herkesin kırmızı çizgileri var anayasa için. Kılıçdaroğlu o çizgiye CHP MYK toplantısında anlattı. Bunlar anayasal hukuk devletine inanmıyor, mevcut anayasayı uygulamıyor, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyor. Bu zihniyetle anayasa yapılmaz. Bizim çalışmamız güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Yeni anayasayı biz yapıp millete götüreceğiz. Diğer partilerin de anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda açıklamalarını bekliyoruz. Geçmişteki tecrübelerimiz ve hali hazırda sergilenen üslup bize bu konuda çok da ümit vermiyor. Siyaset Böyle bir şey, muhalefeti bölmek için anayasa değişikliği tartıştırılabilir pekala. Karşısında bir blok halinde muhalefet partilerini görmek istemiyor iktidar. Bunun için çeşitli oyunlar, taktikler de geliştirmekte. İzleyicimiz diyor ki Ayşe Hanım, e, yeniden anayasayı tartışacak değiliz bir an önce seçim, erken seçim. Ne dersiniz? Şimdi geçimi konuşalım biz biraz. Zira seçimi belirleyende geçim oluyor. Ee, biraz kırtasiye dolaşalım istiyorum sizinle. Bizi İyi Partili Ümit Dikbayır götürecek. Ailesiyle birlikte her ay belli yerlerden alışveriş yapıp aylık enflasyonu açıklıyorlar kamuoyuna. Bu kez okul alışverişindeydiler. Geçen yıl ne kadara mal oluyordu? Bu yıl ne kadara mal oluyor? Bir öğrencinin okul masrafı. Onun haberi. Özel okul değil, bir devlet okuluna başlayan bir çocuğun masrafını gözler önüne söyleyeceğiz Önce burayı yapacağız. Sonra kırtasiye alışverişini yapacağız. Buyurun başlayalım. Okul masrafları giderek artıyor. Bir öğrencinin eğitim için harcaması gereken tutarı Ümit Dikbayır sahada hesapladı, alışveriş yaptı. Bir ailenin çocuğu için yapması gereken asgari harcamanın ne kadar olduğunu hesapladı. Bu bir devlet okulunun listesine göre yaptık.